Merhaba, ben Deniz Özçakır. Trio Deniz Satış ve Pazarlama Direktörüyüm. Bugün size yakın zamanda değişen Türk Bayrağı Kanunu ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Çok kısa özetlemek gerekirse, 2017 Ocak ayında çıkan kanuna göre Türk Bayrağı'na geçişte uygulanan vergi oranı %1'e indirildi. Daha önce %18 KDV ve %8 ÖTV olarak uygulanan oranlar KDV'de %1'e, ÖTV'de ise %0'a çekildi. Bu da demek oluyor ki 100 bin euroluk bir teknede daha önce yaklaşık 28 bin euroluk bir vergi yükü varken yeni düzenleme ile bu vergi yükü yalnızca 1000 euroya düştü. Daha önce Türkiye dünyadaki ve Avrupa'daki en yüksek vergiyi uygulayan ülkelerden biriyken tekne üzerinde yeni düzenleme ile bu en düşük oranlardan bir tanesine geldi. Bu da tekneciler için büyük bir avantaj. Kanunun en büyük avantajı tekne üzerindeki vergi yükünü yalnızca %1'e indirmiş olması. Daha önce %18 olan KDV ve %8 olan ÖTV oranı yerine ÖTV sıfırlandı ve KDV %1'e çekildi. Diğer önemli bir avantajı ise tekneler üzerinde herhangi bir yıllık vergi, yıllık ruhsat yenileme ücreti ödenmeyecek olması. En son düzenlemeye göre yıllık olarak ruhsat yenileme yani vize işlemleri yapılması gerekiyordu her yıl. Bu kanuna göre bu işlem 5 yılda 1'e çekildi ve çok cüzi rakamlarla bu işlemler yapılabilecek. Diğer bir avantaj, kanunun herhangi bir zaman limitinin olmaması. Bu konuda çok yanlış söylentiler, çok yanlış bilgiler piyasada dolaştı. Fakat bu kanunun herhangi bir zaman limiti yok. Yani bu limitli bir kampanya, vergi affı gibi bir değişiklik değil. Kanunun özünde yapılmış bir değişiklik. Dolayısıyla KDV'de yapılacak bir dahaki değişikliğe kadar, ki böyle bir şey gündemde yok, herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ve bu kanun ve düzenlemelerde herhangi bir zaman sınırlaması yok. Dolayısıyla lütfen böyle arada bir çıkan söylentilerde bu tür bilgilere kulak asmayın. Kanunda hiçbir zaman sınırlaması öngörülmüyor. Bundan sonra teknelerde vergi %1. Sıfır teknelerde işlemler daha kolay yürüyor. Çünkü muhtemelen tekneyi bir distribütörden veya bayiden satın aldığınız için bu distribütör ve bayilerin yani bizim sorumluluklarımız gereği birçok işlemde biz ön ayak oluyoruz. Fakat hali hazırda yabancı bayraklı ikinci el bir tekneniz varsa ve Türk bayrağına dönmek istiyorsanız süreç biraz daha karışık. Ama gene çok kolaylıkla ve basit yardımlar alarak tamamlanabilecek bir süreç. Her şeyden önce birçok akılda soru oluşuyor. Birincisi, teknem Türk bayrağına dönerken ne kadar vergi ödeyeceğim? Oran yine %1. KDV oranı %1 artık teknelerde. Peki KDV matrahı nasıl belirlenecek? Burada gümrük idaresi sizden teknenizin son sigorta poliçelerini istiyor. Genelde son 1 yıl veya son 2 yıl. Sigorta poliçenizde deklare edilen değer neyse bu KDV matrahınız oluyor. Yani 100 bin euroluk bir sigorta poliçeniz varsa sigorta değeriniz, özür dilerim, KDV değeriniz 1000 euro olacak. Bu noktada birçok soru işareti akla geliyor. İşte tekne 5 senelikse belli bir değer kaybı oldu. Fakat ben sigortayı orijinal değerinden yaptırmıştım gibi sorular geliyor. Bu noktada değer kaybı hesaba alınmıyor. Bu çok net bir şekilde ifade edildi devlet tarafından. Sigorta bedeli neyse teknenin bu bedele bakılıyor. Eğer bu konuda bir soru işareti varsa devlet tarafında bir fiyat belirleme komisyonu kuruluyor ve bu fiyat belirleme komisyonunun belirlediği rakam geçerli oluyor. Fakat pratikte gördüğümüz kadarıyla sigorta poliçelerindeki rakam kabul gördü ve sigorta bedeliniz neyse, sigorta poliçenizdeki değer neyse %1 ile KDV ödeyerek teknenizin Türk bayrağına geçişini sağlayabiliyorsunuz. Diğer bir tarafta gümrük işlemlerinin yapılması, malınız, yabancı bayraklı tekneniz aslında milli bir mal değil. Dolayısıyla bunun normal millileşme prosedürüne tabi tutulması lazım. Bu işlemleri kendiniz yapamıyorsunuz. Genel gümrük düzenlemesi gereği gümrükteki tüm işlemler Türkiye'de tekne veya başka bir mal gümrük acenteleri tarafından yapılmak durumunda. Bu noktada bir gümrük acentesinden yardım almak durumundasınız kanuni olarak. Sadece tekne için değil, tüm gümrüğe tabi mallar için. Diğer taraftan teknenizin mutlaka bir CE veya klas belgesi olması lazım. Yani Türk otoritesinin kabul ettiği denize elverişlilik ve belli standartlara uygunluk belgesinin olduğunu kanıtlamanız lazım. Ve aynı zamanda yabancı devletten bayrak düşüm belgesini getirmeniz lazım. Şimdi devlet bu konuda bir kolaylık sağladı. Her belgeyi aynı anda istemiyor. Siz başvurunuzu başlatabiliyorsunuz ve 30 günlük, 60 günlük gibi zaman hadleri var. Başvuruyu başlattıktan ve işlemleri başlattıktan sonra belli zaman hadlerinde bayrak düşümü belgesini ve KDV ödenmesini verebiliyorsunuz.
Bu da işlemlerin daha hızlı gitmesini sağlıyor. Bu konuda devletin ciddi bir kararlılığı var ve işleri kolaylaştırmak için otoriteler ellerinden geleni yaptı. Kanunun birçok diğer dolaylı avantajı da var. Bu kanundan önceki sisteme göre birçok tekne sahibi yabancı bir şirket sahibi oluyordu ve bu yabancı şirket üzerinden yabancı bir bayrak sahibi oluyordu. Fakat bu her yıl yapılan bayrak yenileme, şirketi ayakta tutma ödemeleri ciddi bir masraftı tekne sahipleri için. Ve aynı zamanda her sene yeni bir transit dok alınması gerekiyordu Türkiye'den yabancı bayraklı tekne olunduğu için. Yani 3-4 kalem farklı takip edilmesi gereken bürokratik işlem, kimisi yurt dışında, kimisi yurt içinde ve bunlara ödenen ciddi meblağlar vardı. Şimdi yalnızca 5 yılda bir ruhsat yenilemesi olduğu düşünse Türk bayrağında bürokratik işlemler ve buna bağlı masraflar tekne sahipleri için çok ciddi anlamda azaldı. İkinci ve bence en önemli avantajı, özellikle sıfır tekne alanlar artık şahısları üzerine tekne alacaklar. Bir Türk vatandaşı olarak, yabancı bir şirket olarak değil, eski düzenlemeye göre, daha doğrusu eskiden yaygın olan yönteme göre, kendileri Türk vatandaşları olarak sıfır tekne alacaklar. Bu da şu anlama geliyor. Artık Türk tüketici kanunu kapsamında korunuyorlar. Bundan önce siz yabancı bir firma üzerine mal aldığınız için Türkiye tüketici kanunu sizi kapsamıyordu. Tamamen bu kapsam dışındaydınız. Aslında Türk kanunlarının size sunduğu birçok korumanın da dışındaydınız. Ve bu da çok büyük gri alanlar oluşturuyordu hukuki anlamda. Şu an sıfır bir tekne alan ve bir tüketici olarak, bir Türk vatandaşı olarak bunu Türk bayrağıyla olan herkes, herhangi bir tüketici hangi korumalar altındaysa Türk yasalarına göre bu korumalar altında olacak. Bu da tüketicilerin hakları konusunda bilinçlenmesi ve bu haklarını kullanması konusunda inanılmaz bir avantaj sunacak. Bence bu işin biz distribütörler ve tüketiciler için en önemli dolaylı avantajı da bu. Birçok kişi bunu gözden kaçırıyor ama biz Trio Deniz olarak hem bunun karşılığını vermeye hazırız hem de piyasadaki haksız rekabeti de bu noktada azaltmanın büyük bir avantajı olacağını ve insanların haklarının korunacağını, insanların daha hizmet alacağını, tekne sahiplerinin bundan sonra tekneleriyle daha iyi vakit geçireceğini ve hukuki korumanın daha güçlü olacağını düşünüyoruz.